Et kavgasında son perde. Bu adam devamlı bu kızın dibinde. Benim sevgilim. Kıskançlık krizi olarak duyurulan Ali Erkazan ve Hakan Meriçlileri karşı karşıya getiren olayın perde arkası Star Life'da ekrana geliyor. Ben de öyle sakin bir adam değilim yani. Ali Erkazan'ın iddialarına göre Hakan Meriçliler sete geç geliyor, çekimleri aksatıyordu. O şahsın fütursuz hareketlerine fütursuz bir şekilde devam etmiş olması beni sinirlendiren. Ayrıca Ali Erkazan'ın kız arkadaşı Pilates eğitmeni Çağlar Kılıç dizinin çekildiği Çeşme'de setteyken Ali Erkazan'ın iddiasına göre Hakan Meriçlilerle gerilim yaşamıştı. Bu adam devamlı bu kızın dibinde. Benim sevgilim. Ben o kadar gitmiyorum yanına. Bir gün sete davet ettim hani görsün seti diye. Kız rahat otursun diye ben gitmiyorum. Bu dibinde. Bir de böyle işte dirsekler, ayaklar, eller, kollar, başlar, gözler oynuyor adamla sürekli. Sette yaşanan tartışmanın ardından kavga çıkmış. İddiaya göre Hakan Meriçliler Ali Erkazan'a doğru bir kül tablası fırlatmıştı. Saldırdım mı? Saldırmadım. Hakaret ettim mi? Etmedim. Sadece Çağlar'a dedim ki sen git dedim, seninle sonra konuşacağız dedim. Ben şimdi başa baş bir durum. Çünkü ona da şunun için kızıyorum. Ben seni uyardığım halde niye kovmuyorsun bu adamı diyor. O da zaten ne desin ki ekipten olmadığı için kovamam diyor. Yani ne yapayım diyor. Neyse ki kül tablası kimseye gelmedi. Set çalışanları tarafları ayırdı. Kalk bu masadan dedi. Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapar gibi bir halin mi var dedim. Bana küfür etti. Ali Erkazan'ın açıklamalarının ardından görüşlerini almak için ulaştığımız Hakan Meriçliler röportaj yapmak istemedi. Ancak tüm basın kuruluşlarına bir yazılı açıklama gönderdi. 48 yaşındaki ünlü oyuncu bugüne kadar çalıştığı hiçbir dizi setinde sorun yaşamadığını belirtti. Yazılı açıklamanın hemen ertesi gününde Cengiz Emercioğlu'na konuşan Hakan Meriçliler, Ali Erkazan'la senaryo dışında diyalog kurmadığını, kız arkadaşıyla sohbet etmediğini, ancak yaşanan tartışmada sinirlenip isabet ettirmeden kül tablası fırlattığını söyledi. Her iki oyuncu da yıllarını sektöre adamış değerli isimler. Dileğimiz iki değerli oyuncunun en kısa sürede barışması. O da sanatçı, ben de sanatçı. Ben öyle bir sanatçı değilim.